Burada suit odalarımız da var. Sayın hocam, dışarıdan gelen misafirler buraya gelen memleketi misafirler olarak diyor. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Has oda. Evet. Şimdi has odaya geldik. Yani her Urfalı'nın buraya gelip böyle ayrı ayrı gezip görmesi ve buradan feyz almasını istiyoruz. Tabii her yazıda ayrı bir anlam var. Her fotoğrafta ayrı bir anlam var. Urfa'nın tarihini de Kasım Hocam buraya yazıtmış. 1900'lü yılların fotoğrafları, 1905, 10'lu yılların 1870, fotoğrafları, 1870, hepsi orijinal fotoğraflar, birebir aslına uygun fotoğraflar ve içerikler de yer alıyor. İnsan buraya geldiğinde aslında o eski Urfa'yı özleyenler buraya geldiğinde Urfa'nın özlerinde gidermiş oluyor. Evet, burada gelen dışarıdan misafirler nasıl odada kalıyorlarsa içeride pırıl pırıl bir mutfak var. Ve yemek odası arkadaşlarımı çekiyor. Sandalyeye bile özenerek yapılmış. Kasım Hoca her şeyi düşünerekten yerin parkeler falan, seramikler çok özenli bir şekilde komple külliyede, yani Türkiye'de dereceye girecek ender eserlerden birini Urfa'mıza kazandırmış. Allah kendisinden ve bu külliyeye ilk günden bugüne herkesin çok büyük katkısı oldu. Ben de birebir biliyorum. Katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. İnsanlar gelmesin. Gençler başkanı mesela geldi. Buradan oturduğumuz buraya geldi. Yani burada bizim açık açık adresiyeler var. Evet. Hepsi şeyler aynı. Kılıçaklar, burada. Şimdi şimdi gidelim. Bu sefer de Fatih Hoca'nın manevi rektörü olduğu müesseselerine yokmuş. Usta. CNC yapılmış bir çalışma. Yani bu bölgeyi her birinin bir özelliği var. Her bu ha. Burada ışık burada baba burada değil mi? Yani bu. Tamam. Şimdi burası açın arşivi de. Burası meşk odası. Şimdi burada bizim Ali Bey seni de görevlendirdi. Müftülümüz de 7-8 havuzu gönderdi. 27-28 kişilik bir koro var. Evet, burası bizim televizyonun stüdyosu Gümün Hocam. Tamamen ses, dışarıdaki sesi hiçbir şekilde dışarı vermeyen mükemmel bir stüdyo ortamı. Burada ne yapıyorlar hocam? Yani genel manada işte Kur'an-ı Kerim okumak isteyen, işte ilahi okumak isteyen, ezan okumak isteyen halkımız burada ücretsiz bir şekilde istifade ediyorlar burada. Plak doldururken Derviş Efendi, Halil Rahman İmamı Zeki Efendi ve Hafız Nuri Efendi, sol başta Ekrem Besim tek baştır. 1926 yılının. Hocam plak doldururken evet, demek ki müzikiye ta 1900 yıllardan daha beri, daha önce. Yani çok önce, yani öyle Urfa'da tabii. Müzik diyoruz boşuna değil yani. Demek evet, altyapısı genetik bir olay yani bu. Buradaki de müzik 1905 Urfa'da müzik topluluğu. Yani Hristiyan ya, ve Süryani evet, topluluğu. Hocam bu fotoğrafları nasıl temin ettiniz ya? Sağ olsun Yasin Küçük diye bir kardeşimiz var. Allah razı olsun, o arşivinden bütün hepsini ya buraya ekledim. Mesela bu çok ilginç bir fotoğraf yani. 1905 yılında müzik topluluğu oluşturuyorlar. Bunun bütün arşivini çıkartıyoruz. Biz musikliğini ortaya alıyoruz. Personel taşıyoruz olacak. Mahşun oğlu böyle Kel Hamza, Dermiş Hamza, Nuri Hafız, Durha Hafız, Mahmud Amca, Dede Osman Efendi, Kel Hafız. Hep biyografileriyle bizim Urfa'mızın müzikisine inanılmaz katkılar yapan büyüklerimiz bunlar. Halil Uzungöl hocamıza bak. Allah rahmet eylesin hepsine.
babalar. Prova yapıyorsunuz. Evet efendim. Ha, evet. Bu perşembe günkü çalışmayla ilgili yok. Genel anlamda yapıyorsunuz. Genel anlamda yapıyoruz. Bizim burada külliyemizde her cuma günü konserlerimiz oluyor. Her hafta şefimizle, sazlarla, hanendelerle konserlerimiz oluyor. Biz her gün burada provalarımızı alıyoruz. Ne güzel. Evet efendim. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağ olun. Sağ olun. Yani Vali Çori 8500 yıl evvel Urfa'daki musiki dedim ya 100-200. Evet burada hocam şimdi gösterdi. Ne yazıyor? 8500 yıl önce Nevari Çori dans eden figürler. Hocam bu dans, müzik bizim bu toprakların olmazsa olmazı yani. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi... Evet devam. Ben devam edeceğim. Burada da Türk hoca efendiler de buraya hanende sazenlere de burada ders veriyorlar. Musiki, nota, usul eğitimi de burada bu eğitim de burada alınıyor. Hocam siz de sesiniz çok güzel değil mi? hocam hafızanın sesi. He hocam bu odadayken televizyon inşallah beni kırmadan böyle hocam bir yani inşallah bir gün Nabi Hazretlerinin bir gazelini okur inşallah. Bir kısa çok anda, çok kısa bir gazel. Çok rica ediyorum hocam. Bağ derin hem azanın hem baharın görmüşüz. Ha biz neşatında gamında ruzigarın görmüşüz. Bu şekilde gazete devam ediyor. Birlikteyiz. Biz sizi tanıyoruz ama kısaca bir kendinizi tanıtır mısınız öncelikle? Ben biliyorsunuz sizi daha önceden biliyordum. Ben devlet korosunda sanatçıydım. Kültür Bakanlığı devlet korosunda. Uzun yıllar hem sanatçılığı hem koro müdürlüğünü yaptım. Bu geçen yılın sonunda emekli oldum. Sağ olsun şimdi Kasım Hafız buraya bu kadar mükemmel bir tesis yapmış. Mükemmel bir şey yapmış. Bana da çok şey yaptı. Sen buranın gel müdürü ol dedi biz de tabii. Aslında bakmaz kendinizi bak ettiniz. Tabii yani bu kadar yani. Bu kadar muhteşem bir şeye bizim de bir emeğimizin geçmesi. Ne yapıyorsunuz sayın genel müdür burada? Şimdi burada bizim şeyimiz var. Bir koromuz var. Bir koro oluşturduk. Din musikisi konservatuvar aslında. Yani amatör bir konu. Vakıfa bağlı konservatuvar. Yani üniversitelere falan bağlı değil. Vakfa bağlı bir konservatuvar. Burada biz eleman aldık. Sanatçı sınav ettiler. Eleman aldık. Sanatçı aldık. Şimdi o sanatçılarla birlikte hem Mevlevi ayını geçiyoruz. Aynı zamanda Urfa'nın şu ilahilerini hatta genelde ilahileri falan onlarla ilgili bir din musikisi icra ediyoruz. Yani anladığımız tasavvuf musikisi icra ediyoruz. Eğitmenlik veriyorsunuz. Yani aslında burası birazcık da şey yani icra heyeti. Biraz eğitmenlikten ama hocam, ama eğitmenlik de veriyoruz. O fotoğrafları gördük çok yani gerçekten tebrik ediyoruz. Sanatçılarımızı oraya almışsınız. Urfa'mıza hizmet veren, geçmişten günümüze hizmet veren büyük ustalarımız. Çok güzel orada bölümler var. Evet. Burada işte haftada bir yukarıda sabahhanemiz var. Orada konser veriyoruz haftada bir. Bazı gün 15 günde bir denk geliyor falan. Yani salonun durumuna göre. Halk geliyor. Hocam şimdi siz hakikaten bu işin uzmanısınız. Tamam koro, devlet Türk sanatçı korosunda. Bu Urfaların büyük bir çoğunluğu tabii herkes değil. Bu sesinin çok iyi olmasını siz bir hoca olarak neye bağlıyorsunuz? Yani o aslında ben şimdi ona kutuna bakmıyorum. Ben o şeye çok kabul etmiyorum. İson derler şunu falan. Ya dünyanın her yerinde güzel ses var yani. Bu bir Allah vergisi. Bazı insanlara Allah yani bak genetik güzel ses. Çünkü 1900 yıllardan yani ama ustalarımız var. Bak şöyle düşünelim. Yani güzel ses sadece Urfa'da yok. Urfa'da yok yani. Dünyanın her yerinde güzel sesler var. Yani güzel ses ve insanlara bahşedilmiş bir Allah tarafından verilmiş. Belki Urfa bunu çok yani, daha iyi kullanabilir. Yani Urfa, hayır biz güzel seslerimizi ön plana çıkarmışız, tanıtmışız.
dışarıdaki güzel seslerle bilmediğimiz için biz diyoruz ki Urfa. Hayır, Urfa'nın böyle bir yani ayrıcalığı yok. Türkiye genelde böyle bir algı var. Yani o algı, evet. Onu algı diyelim. Yani şimdi ben eğer Urfa'ya eğer bu özel bir şey dersem ben yani sanatımı ve kendimi inkar etmiş olurum. Ama yine de... Ama onu diyemem ben. Yine de, onu diyemem. Ama yine de bir Allah bir ses vermiş bu bölgeye. Tabii vermiş. Yani bir artı bir pozitiflik var bence. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ederim. Thank you.